Konuğumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Pınar Celtemen. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Pınar hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Ankaralardan buraya kadar sizi konuk ettik. Evet, ayağınızın tozuyla ederim. Buraya kadar geldiniz. Zahmet verdiniz, kırmadınız bizi. Teşekkür ederim Özgür hocam. Sağ olun. Nasılsınız? Biz güzellik estetik programıyız efendim. Evet. Güzellik ve estetiği ekranlarımız aracılığıyla izleyicilerimiz için yorumlamaya çalışırız. Ancak kadın hastalıkları ve doğumla ilgili özellikle pandemi sürecinde bize o kadar çok, o kadar yoğun sorular geldi ki o yüzden sizi buraya kadar zahmet verdik, konuk ettik efendim. Çok teşekkür ederim. Mahcup ediyorsunuz hocam. Hiç zahmet olmadı. Pandemi süreci evet her alanda olduğu gibi kadın üreme sağlığıyla ilgili de çok negatif etkileri getirdi bize. Maalesef. Evet. Evet. Peki COVID-19 üreme sağlığımızla ilgili ne yaptı? Başta psikolojik etkileri çok ağır evet. oldu üreme sağlığı üzerine. Tam kapanma sürecindeyken insanlar dünyaya yeni bir bebek getirmek konusunda çekinceler yaşadı. Ya da üreme sağlığıyla ilgili problemi olan çiftlerin bu hizmete ulaşmalarında sıkıntılar yaşandı. Ama sonrasında biz virüse alıştıkça, virüsün etkilerinin ne yapabileceğini gördükçe bunları yavaş yavaş aştık ve insanlara yardımcı olmaya devam edebiliyoruz şu an. Peki Pınar Hocam, izleyicilerimizden gelen soruların en önde geleni COVID-19 ile kadınlarda bir kısırlığa yol açıp açmama konusu çok soruldu bize. Evet. Açar mı hocam? Açmaz Özgür Hocam. Açmaz. Ancak tabii ki ileriki yıllarda netleşecek bu konu. Yumurta hücrelerinin kalitesiyle ilgili etkilerinin olabileceği düşünülüyor. Erkeklerde kısırlığa yol açar mı COVID-19? Erkeklerdeki biraz daha farklı. COVID-19 enfeksiyonunun maalesef sperm kalitesini bozduğu ve üretimini de bozduğu gösterildi. Evet, erkekler daha çok etkileniyor. Peki, erkeklerde ve kadınlarda farklı farklı etki gösteren COVID-19'dan hani korkmalı mıyız, korkmamalı mıyız? Artık hani başımıza geleni çekeceğiz. Evet. Ancak şu an gündemimizde bir aşı gerçeği var. Evet. Evet. Biz Çin'den aldığımız Sinovac aşısını ülkemiz genelinde Sağlık Bakanlığımızın yardımıyla hekimlerimizin kontrolünde tüm toplumumuza ücretsiz olarak uygulatıyoruz. Evet. Ama eminim ki izleyicilerimiz arasında aşının bir kısırlığa yol açıp açmama endişesi taşıyan izleyenlerimiz vardır. Aşılar kısırlığa yol açar mı hocam? Ben de bu konuyla ilgili çok soru alıyorum. Aşılar kısırlığa yol açmazlar. Hatta mutlaka aşı olmalıyız ki virüsün negatif etkilerinden kurtulalım. Hem bizim ülkemizde yapılan az önce bahsettiğimiz Sağlık Bakanlığı'nın getirdiği aşılar ya da yurt dışında yapılan mRNA aşılarının hiçbirinin insanlar üzerinde üreme sağlığı açısından bir zararın olmadığı gösterildi. Evet, bu gerçekten yüreğimize su serper ve izleyicilerimizin de en sıklıkla bize yönelttiği sorulardan birisiydi. Bu, evet. Bunun için çok teşekkür ederiz hocam. Evet, COVID-19 sebebiyle birçok sosyal etkinlikten uzak kaldık. Hatta düğünlerini erteleyen sevgili izleyicilerimizin de varlığı bir gerçek. Peki olası bir şekilde COVID-19 pandemisi süreci içerisinde gebe kalan bir kadının anne karnındaki bebeğe virüs bulaşma ihtimali var mıdır yok mudur hocam? Vardır. Pandeminin başında virüsün bebeğe bulaşmadığını düşünüyorduk ama sonra doğan bebeklerde de enfeksiyon tespit edilmeye başlandı. Yani bebeğe bulaşabiliyor. Hasar oluşma oranı, hasar, dokudaki evet. zararlı görülebilme durumu ne düzeyde? Neyse ki pandemi süreci boyunca bu virüsle enfekte doğan bebeklerin hiçbirinde kötü bir sonuçla karşılaşılmamış. Evet, hasta doğabiliyorlar ancak çok kolay ufak desteklerle iyileşebiliyorlar. Hocam ben de bir anne olarak merak ediyorum tabii. Tabii. COVID-19 nedeniyle mi bebeklerde problemler oluyor, sağlık problemleri yoksa o tedavi sürecinden mi etkileniyorlar? Anne karnındaki bebeğe COVID-19 virüsü bulaşabiliyor ve bu virüse enfekte doğabiliyor bebekler. Ancak immün sistemleri çok gelişmiş ve bir şekilde çok hazır oldukları için çok kolaylıkla üstesinden gelebiliyorlar hastalığın yeni doğanlar. Bir de tedavi süreci. Tabii gebe kadın bu virüsle karşılaştı. Bir tedavi alması gerekiyor. Ancak anne karnındaki bebeğe ilaçların negatif etkisi olabileceğinden ilaçların kullanımı önerilmiyor şu an. Peki, tüp bebek tedavileri COVID-19 pandemisi sürecinde
eminiz ki ilerleyen zamanlarda birdenbire kesilmeyecek, bitmeyecek. Evet. Biz bu virüsle yaşamayı öğrenmemiz gerekecek. Ancak tüp bebek tedavileri de bir gerçeği biz. Evet. Çocuk sahibi olmak isteyen anne ve babaların, anne ve baba adaylarının bir gerçeği. Hı. Bu süreç tüp bebek tedavilerini etkiliyor mu hocam? Tabii özellikle başta biz de virüsün nasıl davrandığını, bizi nasıl etkilediğini bilmediğimiz dönemde tüp bebek tedavilerini ara verdik. Ardından sıkı denetimler ve önlemlerle tekrar ihtiyacı olan çiftlere tüp bebek tedavileri başlandı. Tüp bebek tedavileri çok yüksek teknoloji ve sık denetlenen bir tedavi protokolüyle devam ediyor. Hastaları güvenle kabul edebiliyoruz. Öncesinde zaten çiftlere mutlaka COVID testi yapıyoruz. Bu açıdan da kliniğe başvurmalarında da herhangi bir çekinceleri olmadı. Ama özellikle ben sizin kliniğinizi biliyorum. Sevgili izleyicilerimize bunu söylemekte de keyif duyarım. Ben de yakın zamanda kliniğimi taşıyayım diye bir niyetim vardı. Hocamın Eskişehir yolundaki yeni tasarladığı ve özellikle COVID-19 önlemlerinin alındığı bir kadın doğum kliniği formatıyla gerçekleştirdiği kliniği gerçekten takdire şayan bir standartlar belirlenmiş. Çünkü hem hekimlik hizmetini verebilmek hem de başta COVID-19 olmak üzere birçok bulaşıcı hastalığa karşı önlem koyabiliyor olmak hekim hassasiyeti ancak bu kadar mümkün olabilir. Kesinlikle. Bu özel tasarımınız için ben teşekkür ediyorum özellikle. Peki tüp bebek tedavilerinde gebelik taslağı oluştu ve bir embriyo oluştu. Evet. COVID-19 ona da bulaşabilir mi hocam? Bulaşmaz. İşte az önce bahsettiğim gibi hem çiftimize test yapıyoruz, negatif olduklarından emin alıyoruz ve ondan sonra tedaviye başlıyoruz. Hem de embriyolar çok özel, herkesinki farklı alanlarda saklanıyor ya da işlem görüyor. Dolayısıyla başka bir embriyodan onlara bir hastalık bulaşması ya da çalışan personelden hastalık bulaşması gibi bir şey söz konusu olamaz. Peki bu hastalık COVID-19 bizimle yaşayacak. Evet, peki maalesef. Şu anda ekranlarımız aracılığıyla bizi izleyen izleyicilerimizden gebelik düşünen, tüp bebek yöntemiyle de olabilir, normal gebelik süreciyle de olabilir, gebelik düşünen anne baba adayları bu duruma bakarak, COVID-19'a bakarak gebelik düşüncelerinden vazgeçsinler mi yoksa yola devam etsinler mi hocam? Yolumuzun ne kadar süreceğini gerçekten bilmediğimiz için bu planlarından vazgeçmesinler. Sadece ve sadece kronik hastalıkları varsa, tansiyon, şeker, kalp gibi bir süre daha en azından aşılarını olup kendilerine iyice güveni aldıktan sonraya erteleyebilirler. Onun dışında sağlıklı bir çiftin ertelemesine hiç gerek yok. Peki hocam bu süre içerisinde aşılanmada bir sorun olur mu? Bizim ülkemizde yapılan ölü virüs aşısının gebelik başında, sonunda ya da gebelik planında herhangi bir zararının olmadığını ve yapılabileceğini düşünüyoruz. Bir problem yaşanmaz. Bu gerçekten de ileri görüşlü bir şekilde düşünülerek planlanmış bir aşılama politikası kanaatimce. Çünkü mRNA aşıları daha farklı teknolojiyle üretilen aşılarla ne gibi sonuçlar elde edilebileceğini önümüzdeki yıllarda, uzun süreçlerde göreceğiz. Evet. Ancak çocukluğumuzdan beri yıllardır, 10 yıllardır, 100 yıllardır belki de uygulanan klasik aşılamaların bu süreci daha güvenli bir şekilde atlatmamızı sağlayacak. Bu konuda başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere alınan kararın doğruluğunun da ve aşılamanın da ne kadar önemli olduğunu uzman konuklarımızın da desteğiyle, fikriyle altını çizmek istiyoruz. Kesinlikle. Çünkü aşılanmadığımız takdirde bu hastalığa karşı elde edeceğimiz savunmayı zaten en baştan almamış oluyoruz. O koruma kalkanını sahiplenmemiş oluyoruz. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Buraya hocam. Kadar geldiniz. Ayağınıza sağlık. Çok özel bilgiler verdiniz. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederiz hocam. Evet sevgili seyirciler, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Peki şimdi sırada ne var? Tasarım dolgular var hocam. Konuğumuz da sizsiniz. Size evet, özel çok benmişim. Güzel sorularımız var. İnşallah güzel şeyler öğreneceğiz sizden. Çok hoşça devam ediyor efendim.